Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha maaz salavat. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim şifa programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre sahabe gibi katten Allah'a ulaşmayı dilemek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günümüzdeki varisi devrin imamına sahabe gibi ihsanla tabi olmak ve sahabe gibi nefs seskesi ve tasfiyesiyle salih kullardan olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin bir sözüyle inşallah programa başlamak istiyorum. Buyuruyor ki: Ey insan oğlu, derdin var sende, onu bilmiyorsun. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hepiniz küçük bir kainatsınız. allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün yaratılmıştır. Böyle olunca da yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Ayetlerden tabi. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bunu belirtmiş. İşte Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. O Allah ki yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı ey insanlar. Yeryüzünde olanlar kainat dizaynı içerisinde bir toz zerresi bile değil. O zaman bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiyet Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala cevap veriyor. En sevdiği varlık olan insana kainatı teslim etmiş. Vesahharalekum ma'af semawati vel ardı cem'en. Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahar emre amade kıldı. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, acaba Allah'ın Kur'an'da sizden bahsettiği bu ayetlerden haberdar mısınız? Görüyorsunuz ki sonsuz bir kainat sizin için ama sizin boşa yaratılmanız mümkün değil. Siz de Allah içinsiniz. Öyleyse Allah ve üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı alemden oluşan kainat ve Allah'la kainat arasında insan bir köprü durumunda. Ey insanoğlu senin dışında yarattığım her şeyi senin için ama seni kendim için yarattım. İşte bütün mesele burada kişinin Kur'an ayetleriyle kendisini bilmesi ve allah Teala'nın Kur'an'da ilahi iradenin cüz'ü irade sahibi insandan istediği şeyi yerine getirmesidir. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim şifa programı çerçevesinde diyoruz ki hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetisidir. Bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir saadet garantisidir. allah Teala'nın Kur'an'la bizden istediği tek şey biz insanların mutluluğudur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de biz insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki hepiniz mutluluğu arıyorsunuz. Ve bilmelisiniz ki her birinizin dışında diğer bütün insanlar şu an dünya üzerinde 7,5 milyon insan var. Onlar da her biri sizin mutlu olmanız için çalışıyorlar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Dışınızdaki bütün insanlar mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama şu an insanların yüzde doksandan fazlası huzursuz ve mutsuz birbiriyle kavga halinde Alabildiğine İslam coğrafyasında oluk oluk kan akıyor. O zaman belki içinizden düşünebilirsiniz, bu ne feriz, bu ne lanet turşusu. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor, dışımızdaki bütün insanlar mutlu olmamızı istiyor. Biz mutlu olmak istiyoruz, ama bu kavga neden? İşte bu kavganın arkasında. İnsanların ezeli ve ebedi düşmanı şeytan var. Şeytanın bizle irtibatı nefsimiz. O zaman bakalım beraberce en şerefli varlık olan insanı Allah nelerden müteşekkil yaratmış görelim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde kuru topraktan ve şekiline bir barçıktan biz insanı bir fizik bedenle halkettik. ettik. Fizik bedenimiz et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Bir kalıp bu Fizik beden, biyolojik beden hasta olur mu? Elbette. Ve bu biyolojik bedenin rahatsızlıkları için şu dünya üzerinde eğitim veren birçok tıp fakülteleri var. Buradan mezun olan insanlar bu fizik beden üzerindeki hastalıklar konusunda ihtisas yaparlar. Biyolojik tarafımız Ağrı sizi hasta olunca onlara hastanelere müracaat ediyoruz ve onların tetkik ve tedavileriyle şifa bulmaya çalışıyoruz. Demek ki fizik bedenimiz de hasta olabilir. Fizik bedenimizin de şifaya ihtiyacı var. Bir ikinci vücudumuz daha var. Nefsimiz Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Doğuştan bu nefsimiz 19 tane hastalıklar malul. Bu hastalıklar fizik değil. Manevi hastalıklar. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, dankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Hocam biz bunları bilmiyorduk diye düşünebilirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği son şeriat kitabının sahibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda bakın nefs hastalıklarına işaret ederken ne buyuruyor? Kibirden sakının diyor. Kibir sebebiyle şeytan şeytan ilane oldu. Şeytan bir cindi. O da cinler de fizik beden ve nefsten serbest iradeden oluşuyorlar. Ve cinlerin nefsinde de 19 tane afet var ve normal olarak Allah cinleri de kul olsun, insanlara da kul olsun diye yaratmış. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰى لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, biz abd olsun diye yarattık. Şeytan da Allah tarafından kul olsun diye yaratılmışken Allah'ın secde emrine isyan eden iblis nefsindeki kibir afeti sebebiyle şeytanlaştı. Yani cin şeytan oldu. Başlangıç noktasına bir cinken Allah'ın emrine isyan edip nefsine uyduğu için ve orada isyan edip direndiği için Allah'ın huzurundan koldu ve şeytan oldu. Öyleyse Allah Resulü ne yapıyor? Bizi nefsimizin afetlerine karşı uyarıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan ilane oldu. Herkesin nefsinde bir kibir afeti var mı? Evet var. Öyleyse insanlar Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere, itaat, yasak ettiği fiillere, fiilleri işlememe istikametinde kendilerine düşeni yapmayınca o zaman insan da insan şeytan olur ve cehennemin en alt yerine gider. Devam ediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlarda şiddetli farklı olsa dahi hırs afeti var. Ve Hırs afeti bir insanda hüküm ferma ise hiç sahip olduğu hiçbir şey yeterli görmez. Dünyayı verseniz kendisine ikinci bir dünya ister. Hırs afeti bir insanda hüküm vermeyse doymak nedir bilmez. Ve bu sebeple de etrafa karşı elde etmek bahasına haram halal demeden saldırgan olur. Yani sarhoşluk içinde bir hayatı yaşar. Hırs afetinin tesiri altında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil öz kardeşini öldürdü. Öyleyse buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste bize beyan ettiği nefsimizin hastalıkları var. Ve eğer biz bize düşeni yapmadığımız takdirde Allah Teala'nın Kur'an'la nefsimizi teskiye ve tasfiye etmememiz halinde nefsin de bizi kontrol altına alacağı ve tamamen kötü alışkanlıklardan müteşekkil bir kötü ahlak sahibi sefil bir varlık Allah indinde değersiz bir kişi oluruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlar iki çeşittir. iyi takva sahibi Allah katında değerli, günahkar, bedbat, Allah katında değersiz. İşte kim nefsinin afetlerini tezkiye ve tasfiye ile kalbinden temizlemezse o günahkar bedbat Allah katında değersiz birisi olur. Bu dünyada da huzursuz ve mutsuz. Ölüm sonra hayatta da gideceği yer cehennem. Ama kim iyi takva sahibi olursa Allah katında değerli olur. İşte bugün kim katten Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle takva sahibidir. Kim de katten ulaşmayı dilemezse o da kesinlikle Günahkar, bedbaht birisidir. Günahkar, bedbaht birisi bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. Ama iyi ve takva sahibi birisi bu dünyada da mutlu, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cennet. Öyleyse biz insanoğluna Allah-u Teala'nın verdiği görev, yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak, ve yaratılış gayemiz olan Allah'a dost olmak. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir şifa davetisidir. Bütün insanlar için bir şifa reçetesidir ve bütün insanlar için bir şifa garantisi. E hani Fizik bedenin hastalıkları için doktorlar tıp fakültelerinden ihsas yapıyorlardı. Tamam. Ama Mevlana Cahit'in Rumi'nin de ifade buyurduğu gibi bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. allah Teala peygamberlerini onların mirasını devralan imamları onların da mirasını devralan kavim resullerini o kavmin etrafında yetişen veli mürşitleri, salihleri, muhlisleri, hepsini, hepsini, hepsini nefsimizin tezkiye ve tasfiyesi, nefsimizin manevi kalbindeki bu hastalıkları tamamen temizlemek, şifaya kavuşturmak, ihlas sahibi bir kul olmamız için vazifeli kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu dini nefsenizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi nefsimize karşı cihad-ı ekberi yani nefs tezkesi ve tasfiyesini gerçekleştiremezsek nefsin afetleri bizi kontrol altına alırsa o zaman hem bu dünyada mutsuz huzursuz hem ölüm sonra hayatta da gideceğimiz yer cehennem. Ama eğer Allah'ın emrettiği biçimde nefsimizi ihlasa ulaştırır, ahsen kılarsak, 19 faziletin sahibi olursak ki afetlerin kalbimizden temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız hasta olan nefsimizin de şifaya kavuşması demektir. O zaman üçüncü vücudumuza gelmek istiyorum. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fihi ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Ruhumuzun muhtevasında 19 tane haslet var. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında yaratılmış bize verilmiş. Yapısındaki 19 tane haslet sebebiyle Ruh Allah'ın bütün Kur'an'daki emirlerine itaat eden, yasak olan fiillerin hiçbirisini de işlemeyendir. Yani eğer takva dersek ruh takvanın en zirvesindedir. Felah dersek felahın en üst noktasındadır. Teslim dersek teslimin en zirvesindedir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Hemen sizlere Hakikati tekrar Hazreti Ali'nin ağzından bildirmek istiyorum. Ne demişti? Derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte bugün derdinizi söylüyoruz. Her insan huzursuz ve mutsuzsa bu dünyada cenneti yaşamıyorsa, ölüm sonrası hayatta cehenneme gidiyorsa, bunun tek sebebi kendi nefsidir. Hiç kimseden şikayet bulmasın. Allah'ın emrini yerine getirmeyip, nefsini tezkiye ve tasfiye etmediği içindir. Ama bu dünyada huzurlu ve mutlu olanlar, ölüm sonrası hayatta cennete gidenler, onların da tek bir dileğin sahibi oldukları için, Geri kalan Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın tek bir dileğiyle yani tek bir dilekle bize lütfu üç tane cennet ve dünya saadetinin yarısı. Ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun dünya ile bir ilgisi yoktur. Ruhun cennet ve cehennem hayatıyla da bir ilgisi yoktur. Cennet ve cehennem hayatı fizik beden ve nefsimizin yaşadığı bir hayattır. Ruh sadece Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve allah Teala emaneti bize üfürmüştür. Hayattayken geri istiyor. Allah'ın emrine itaat edersek. Yani emaneti sahibine teslim edersek. Bunun neticesinde üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. allah Teala'nın bize ruhu üfürmesinin arkasında kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmamız var. Neyle? Sadece bir dileği dilediğimiz an allah Teala bütün bu güzellikleri bize yaşattıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve dikkatle bakın, Allah Kur'an-ı Kerim'de nefsinde maraz olan insanlardan bahsediyorum. 17 tane ayet-i kerimede kalbi hasta olanlar, işte bu kalbi hasta olanlar derken nefsimizin manevi kalbindeki bu 19 hastalığa işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim de bu kalpteki hastalıklara şifa için indirilmiştir. Şimdi hastalıkla ilgili 7 tane ayet-i kerimemiz var. Bunların başında da Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesi geliyor. Evet Yunus 57'de "Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt, vaaz ve göğsünüzdeki hastalıklara şifa geldi. Öyleyse Kur'an ayetleri kesinlikle bizim nefs hastalıkları için bir şifadır. Tövbe 14. Onlara karşı size yardım eder ve müminler kavminin göğsüne şifa verir. Öyleyse Kur'an ayetleri yine bir kere daha kalbimizdeki hastalıklara şifadır. İsra 82. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve Kur'an-ı Kerim ameni olanlar için hidayet ve şifadır. O zaman sevgili kardeşlerim Allah bizden ne istiyor? Allah bizden bir saadet davetesi, bir saadet recedesi, bir, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in aslında bir şifa davetisi, bir şifa reçetesi ve bir şifa garantisi olduğunu buyuruyorum. Eğer Allah'ın emrettiği biçimde Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini şifa davetisi kabul edersek kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Şifa reçetesini kabul edersek o zaman reçeteyi doktorumuz, mürşidimizden alıp tatbik etmemiz lazım. Bir şifa garantisi olarak dersek o zaman nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz gerekir. İşte bir kere daha Kur'an-ı Kerim şifa programı çerçevesinde ayetlerle sahabe gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsunuz. Bakın kalpten dilerseniz 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla hemen size tecelli edecek. Rahim esmasıyla hemen size tecelli edecek. Enfal 29'a göre. Tecelli ederse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözünde icabemle süre var, gözleri kör. Kulaklarında vakra var, sağırdırlar. Kalplerinde ekinet var, dilsizdirler. Sağır, dilsiz ve kör olan siz 12 ayet gereğince ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması irci emri farz ve siz bu farza itaat ediyorsunuz. O zaman Allah Teala da rahim esmasıyla tecelli ediyor ve sizdeki engelleri kaldırıyor ve siz gören, işiten ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Evvelden sağır dilsiz ve kör olan siz gören, işiten ve idrak eden birisi. Bakın Bakara suresinin 18. ayet gelmesi. Sümmün bükmün umyun fem la yercuun. Fecir suresinin 28. ayet kerimesine bakalım. Bir de Bakara 18'i karşılaştıran Fecir 28'de Allah Teala ne diyor 12 farz bir tanesi İrci ile Rabbiki Rabbine rücu et Eğer bu dünya hayatını yaşarken Rabbine rücu etmezsen Fem la yelci'un İrci emrine icabet etmezsen Allah'a dönmezsen O zaman Allah'a dönmeyenler Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler Sağır, dilsiz ve körlerin Kur'an'dan alabilecekleri Hiçbir şey yok siz bunun farkında birisi olarak bu ayetlere iman eden birisi olarak hocam diyorsunuz ki kesinlikle ben kaptan ulaşmayı diledim. Şu anda içimden iç tesimle de madem ki daimi bir ibadet var. İbadetlerin sultanı zikir. Ben de dinimin giriş kapısı bu dilekle girdim. Öyleyse hemen yapmam gereken ibadet Allah Allah demek. Ben şu anda Allah Allah diyerek sizi dinliyorum. Biz de diyoruz ki sizi tebrik ediyoruz. Birinci kat cennet sizi müjdeliyoruz. Enfal 29'a bir kere daha bakalım. Allah Teala peş peşe 7 furkan veriyor size. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olursanız. Sevgili kardeşlerim, takva sakınmak ve korunmak manasına geliyor. Sakınmak Allah'ın emirlerini yapmamaktan sakınmak. Allah'ın ne emri var ki? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak, iradenin teslimi. Allah'ın bu emirleri var. Yapmamaktan sakınmak. Öyleyse takva sahibi olmak istiyorsanız bu emirlere itaat edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize tabi olacaksınız, ruhunuzu teslim edeceksiniz, fizik vücut teslimi yapacaksınız, nefsi, iradeyi 7 safa 4 teslimi yerine getireceksiniz. 7 safa takvayı yaşayarak. Eğer siz birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size yedi furkan verir ve bütün günahlarınızı örter. Günahlar sıfırlandığı için birinci kat cennet müjdesinin sahibi olursunuz. Allah sizi o halde bırakmaz. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince ne yapar? İstisnasız hidayetle kalbinize ulaşır. Dünyaya dönük olan kalbinizi kaf 33'e göre Allah kendisine çevirir. Enam suresinin 125. ayet-i Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Böylece beş tane kalp şartının sahibi olursunuz. Kalbinizdeki ekineti Allah aldı. Kalbinizin fıkıh hasasını Allah açtı. Kalbinize ihbatı koydu. Kalbinizi kendisine çevirdi. Kalbinize giden nur yolunu açtı. Beş kalp şartının sahibi siz Allah Allah dediğiniz an Hadid suresinin 16. ayet kelimesi ve Zümer suresinin 22. ayet kelimesi gereğince kalbinize Allah'ın nuru girer. Bakın Zümer 22 Allah kimin göğsünü şer etmişse yani nur yolunu kimde açmışsa onun kalbine nur girmiştir. Hadid 16 o ameni olanların kalbini Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle rahmetle rah kalbe giren rahmetle huşu duyma zamanı gelmedi mi? Öyleyse kimin nur yolunu Allah açmışsa sadece zikirle onun kalbine rahmet giriyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnşirah suresinin 1, 2, 3 ve 4. ayetlerinde allah Teala diyor ki ben senin göğsünü şer etmedik mi? Yani senin göğsünden kalbine nur yolunu ben açmadım mı? وَوَدَانَ عَنْكَ وُزْرَكَ اللَّزَيَنْ ve senin belini büken günah yükünü kaldırmadık mı? Cebrail Selam geliyor. Peygamber Efendimiz Cebrail Selama tabi oluyor ve senin gelmiş ve gelecek günahlarını Allah mağfiret etti buyuruyor. Ve inşira dört ve senin zikrini ref etmedik mi? Yani daimi zikre ulaştırıyor allah Teala Peygamber Efendimiz'i. Hazreti Musa Alem Selam aynı şeyi söylüyor. Rabbim benim göğsümü şerit. Benim işimi kolaylaştır. Yani mürşide tabiyetle birlikte ve dilimdeki bağı çöz. Daimi zikirle Allah adına tebliğ yapmaya başlıyor. Bütün insanlar için kanun aynı. Şu anda kalpten ulaşmayı dilediyseniz 5 kalp şartının sahibisiniz, huşu sahibisiniz. Perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı ile Allah'ın sizin için tanetli ettiği tabi olursanız bakın bir kere daha hemen göstermek istiyorum. Kim benim için vesileyi isterse Peygamber Efendimiz buyuruyor. Şefaatim ona farz olur. Demek ki devrin imamı için vesileyi isteyeceksiniz. Allah'ı her devirde temsil eden devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama devrin imamını temsil eden yedi grup insan var. Onlar da hidayete vesile olanlardır. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Kayyum Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, elbab Muhsinler, Zahitler. Hacet namazı kıldınız. Bu yedi grup insandan bir tanesini size gösterdi. Bunların hepsi hidayete vesiledir. Bu hidayete vesile olanlar el ele elinizden tutarlar. Ana dergaha getirirler. El hakka. Devrin imamı da sizi hakka ulaştırır. Sistem bunun üzerine kurmuştur. El ele el hakka. Yani ruhunuzun bulunduğu yerden tabi olduğunuz mürşidinizle beraber ana dergaha gelmesi, ana dergahtan da devrin imamının eliyle hakka ulaştırılması. allah Teala'nın dizaynı bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz allah Teala 7 furkan ve 12 tane ihsanla mürşidinizi size gösterecek. Mürşide tabi olduğunuz an Allah'tan yedi nimet alacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartları yürülür. Öyleyse yedi nimetin birden size gelmesi. Birinci nimet devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Size ruh sürülüyor. Devrin imamının ruhu geldi. Eskiler tasavvufu yaşayan insanlar çocuklarına evladın başı boş dolaşma dedikleri aslında bunu tarif etmiş oluyorlar. İki tür insan var. İyi takva sahibi Allah'ın katında değerli, günahkar, bedbat Allah katında değersiz. Bunlardan iyi takva sahibi Allah katında değerli, başı boş dolaşmayan, başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan. Günahkar, bedbat Allah katında değersiz, onlar da başı boş dolaşanlar. Öyleyse tercihsiz yapacaksınız. Eğer başıboş dolaşmak istemiyorsanız, şeytandan sizi koruyacak olan devrin imamının ruhunun başının üzerinde olmasını istiyorsanız, mutlaka 12 tane insanla siz de sahabe gibi Resulullah'ın birinci dereceli varisi devrin imamına tabi olarak bugün tövbenizi gerçekleştirmeniz lazım. Hacet namazıyla Allah'tan müşrininizi isterseniz ya doğrudan doğruya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi size gösterir. Devrin imamını temsil eden bir vesile ise gösterdiği zaman sizin elinizden o vesile tutar devrin imamına dergana getirir. Ama doğrudan doğruya tövbenizi devrin imamdan alırsanız o zaman bu arayı kapatmış olursunuz. Bu süreyi kesinlikle sizin için geçerli değil. Doğrudan doğruya ana deriyattan yerinizi alırsınız. İkinci nimet Allah Teala ruhunuzun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim'e ulaştığını söylüyor Nebe 39. Öyleyse bakın Tövbeyle birlikte ki allah Teala bunu Asap suresinin 73. ayet-i kerimesinde de söylemiş. Tövbeyle birlikte ruhunu sizden ayrılıyor. Devrin imamının ruhu gelip mumin 15'e göre sizin ruhunuzla konuşuyor. Diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Ruhumuz da vücudumuzu terk ediyor. Sirat-ı müstakim ulaşıyor Allah'a ulaşmak üzere. Dikkatle bakın. Yetüballahu alel mumine vel muminat. Mürşid önünde yapılan bu tövbe mutlaka kabul edilen bir tövbedir. Şartı ne? kalpten ulaşmayı dilemeniz kaydıyla. Eğer bugün kalpten ulaşmayı dileyerek bu tövbeyi gerçekleştirirseniz bugüne kadar işlediğiniz bütün günahlarınızı Allah Teala Furkan 70'e göre sevaba çevirir. Yani günahların sevaba çevrilmesi gününde günahların sevaba çevrilmesi şefaattir. Resulullah'ın şefaatinin sizin üzerinize gerçekleşmesini istiyorsanız bu tövbeyi yapacaksınız. Mevlana Celaleddin Rumi bu tövbenin ne kadar kıymetler olduğunu biliyordu. Bildiği için diyor ki ister kafir ister putperest ister mecusi ister veli ister nebi kim olur isterseniz yüz kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Yani kalpten ulaşmayı dileyerek bu tövbeyi gerçekleştirdiğin zaman Furkan 70'e göre bütün günahlarınızı Allah sevaba çeviriyor. Erzurum'un İbrahim Hak gazetleri bunu bildiği için hak şerleri hayr eyler, ki gayr arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. O zaman dördüncü nimet ne? Dördüncü nimet kesinlikle fizik vücudunuz şeytana kurulmaktan kurtulmaya başlar. Ne demişti Allah Resulü? Emanete riayet etmenin imanı yok. Emanete riayet ettiniz, kesinlikle müşridinize tabi oldunuz, ruhunuz sizden ayrıldı. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Kesinlikle şu anda ahde de vefa ediyorsunuz. Kalü bela gününde Allah'ın sizden almış olduğu ad, şeytana kul kurtulup Allah'a kul olmak. Kalü bela gününde nefsini, ruhunuzdan almış olduğu misak, ruhunuzu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak. Ve kalü bela gününde nefsinizden almış olduğu yemin, yedi kademede teskiye olmak. Öyleyse halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı ne? Kalü bela günü. İşte bu kalü bela gününü aynen dünya üzerinde yaşamak istiyorsanız bunun birinci safhası kaptan ulaşmayı dinlemektir. İman sahibi oluyorsunuz. İkinci safhası mürşide tabiyetle ahdinize vefa ediyorsunuz. Ve üçüncü safhası nefs tezkesiyle yemininizi yerine getiriyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman ermiş bir evliya oluyorsunuz. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır. Onun için Allah Resulü evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Evliya Allah'ın dostlarıdır. Onlara tabi olanlar Allah'ın dostudur. Şakilerden elbette olmaz. Ama Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da yakalarını asla asla cehennemden kurtaramazlar. Biz size diyoruz ki kalpten ulaşmayı dilediyseniz Resulullah'ın birinci zeldevası devrin imamına ihsanla tabi olun. Tövbenizi gerçekleştirin. Ve beşinci nimet olarak allah Teala ne diyor? Beşinci nimet kalbinize imanı yazıyor. Küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor. Altıncı nimet zikirle birlikte Allah'ın kadınlar rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat geliyor kalbinize giriyor. Kalbiniz nurlanmaya başlıyor. Yedinci nimet iradeniz güçleniyor. Böylece yedi kademedeki nefs kesine başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, iman sahibi oldunuz. Mürşidine tabi oldunuz, din adlinize vefa ettiniz. Ve şimdi yemininizi yerine getirerek yedi kademede nefs kesini gerçekleştiriyorsunuz. Ve böylece Allah'ın dostu Kur'an'ı yüklenen bir ermiş evliya oluyorsunuz. Yedi nimetle, yedi bin zikirle başladığınız an nefsinizin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı yüzde yedi emmareyi geçmiş oluyorsunuz. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet kerimesinde anlatılıyor. Zikrinizi 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki biriken nur miktarı yüzde yedi Yusuf 53, nefsi emayı bitirdiniz. 17 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı yüzde 14 kıyamet süresinde zikrediliyor. Vela uksumu bin nefsi levameti. Kasem ederim o nefsini, kınıyan nefse. 19 bin zikirle nefsinizin manevi kalbi yüzde 21 nurlanıyor. Ruhunuz 3. gök katında nefsi mülimeye geçiyor. 21 bin zikir Nefsi mutmaine, nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı yüzde yirmi sekiz. Yirmi üç bin zikir, nefsi raziye, nefsinizin manevi kalbindeki nür miktarı 135 Bu raziye kademesinde kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden razı oluyor. Yirmi beş bin zikir, nefsi marziye, Allah da ondan razı oluyor. Ve otuz üç bin zikir, nefsi teskiye, Nefsiniz başlangıç noktasında şeytanın emrinde yüzde yüz karanlıklar içerisinde Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiillerin işleri işleyen bir yapıya sahipken bakın nefsi emareden zikirle nefsi levameye geçti. Artık başkasını suçlamıyor, kendisini suçluyor. Nefsi mülheme Allah'tan da ilham almaya başlıyor. Diyor nefsi mutmain'e Allah'ın kendisine verdiklerinden kesinlikle optimal yeterli olduğunu fark ediyor. Nefsi raziye Allah'tan razı oluyor. Nefsi marziye Allah da o nefsten razı oluyor. Nefsi teskiye yeminini yerine getiriyor ve böylece böylece ermiş evliya oluyor. Fatır suresinin 18. ayet kelimesi Men tezekka fe ennema yetezekka li nefsi ve illallah mesir Kim teskiye olursa kendi nefsi için teskiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim şifa programı çerçevesinde ayetlerle sahabe gibi kalpten ulaşmayı dilemek ki siz inanıyorum dilediniz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günümüzdeki varisi devrin imamına sahabe gibi insanla tabi olmak, tabi olmak isterseniz, tövbe etmek isterseniz tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Ve bu tövbe ile birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlayacaksınız. Zikirle, çok zikirle ve daimi zikirle bütün hastalıklarınızdan kurtulup sahabe gibi asıl saadeti yaşayan kamil insanlar olarak Kur'an ahlakıyla alaklanan, herkesi seven, herkes tarafından sevilen mutlu bir insan olmak istiyorsanız işte bugün sizin için o gündür. Hayatınızda bir dönüm noktası. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحه مع الصلوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته